Adnan Bey, siz sanatçılara maddi imkan sağlanmasını yıllardır söylüyordunuz. Kültürel kalkınma programıyla bu da yapılacak inşallah. Sizin bu konuyu konuşmanızı gösteren bir video vardı. Onu görürseniz gösterebiliriz. Evet. Kıymeti çok iyi bilinmesi lazım. Değeri çok bilinmesi lazım. Değil mi? Devlet sanatçısı unvanı verilecek. Devlet onlara maaş vermesi lazım. Efendim, değil mi? Her yerde tebrik ve teşvik edilen, takdir edilen kişilikler olmaları lazım. Böyle olmuyor. Bir kere bütün hastaneler sanatçılar açık olacak. Nasıl olur böyle bir şey ya? Devlet ayrıca maaş bağlaması lazım. Hastane, otobüs, şu bu falan hepsinin bedava olması lazım. Bir avuç sanatçı var kardeşim. Zor bir şey değil ki bu, akla gelmeyecek bir şey de değil. Bir an önce buna karar verip uygulanması lazım. Toplam 100 sanatçı ancak çıkar o anlamda. Ya kardeşim ver 5.000 lira hepsine, maaşa bağla, bir rahatlık, ferahlık olsun. Değil mi? 24 ayar böyle kapı gibi de madalyayı tak. Devlet şeref madalyasını. Gönülleri açılsın ya, acayip şevklenirler, içleri açılır. Sanat güçleri artar. Evet, sanatçılara şu an maaş bağlanacak. Ben bunu senelerden beri söylüyorum. Ama hükümet yeni karar aldı. İyi güzel. Kendimiz evdeyiz ama fikrimiz hep iktidar. Hep iktidar. Ne söylesek oluyor, ne söylesek oluyor görüyorsunuz. Hemen hemen her gün her söylediğimin olduğunu görüyorsunuz. Şimdi sanatçılara maaş bağlanması konusu ve her yönde desteklenmesi konusu. Yıllardan beri gündeme getirdiğim bu konu, Allah'a şükür o da şu an yürürlüğe girdi. Sayın Davutoğlu'nun bu konuda bir konuşması var. Bilmiyorsanız okuyabilirim. Evet. Sayın Davutoğlu konuşmasında başta müzik, resim olmak üzere sanatın tüm dallarını övdü ve sanat Allah'ın Cemal isminden güzelliği her bir köşede hissedip her kainatın her bir köşesine güzelliği yansıtma çabasıdır. Bu anlamda estetikten soyutlanmış siyasetin anlamı olmadığı kanaatindeyim dedi. Kültürel Kalkınma Programı ile Türkiye Kültür Şehirleri Programı başlatılacak. Sanatçıların emeklilik geliri elde etmeleri kolaylaşacak. Her şehre kültür merkezi açılacak. Her şehirde tiyatro salonu olacak. Kültür Bakanlığı'nın kadrosu genişletilecek ve İstanbul'a güzel bir meydan yapılacak. Bak bunlar hep bizim söylediklerimiz. Evet. Estetik konusu. Estetik ve kalite. Hatta bakanlık kurulsun dedim. Defalarca. Değil mi? Kalite ve Estetik Bakanlığı. Yahut Sanat ve Kalite Bakanlığı da olabilir. Sanat ve Estetik Bakanlığı da olabilir. Aynı kelimelerle bu konuda atak yapacağını hükümet söylüyor. Bu çok güzel. Sayın Davutoğlu'na tebrik ediyoruz.